Hello ladies and gentlemen, welcome to. Merhaba, hoş geldiniz. Chickpea dinner recipe. Nohut yemeği tarifi. Fleshy and juicy, I'll make a chickpea dinner. Etli bir nohut yapacağım. Chickpeas wet one day in advance is required. Nohutları bir gün önceden ıslatmak gerekiyor. Add salt and large amounts of cold water. Bol tuz ve bol miktarda soğuk su ile nohutları ıslatıyoruz. Wash the chickpeas with plenty of water after a day. Bir gün sonra nohutları bol su ile yıkayın. Nohutu ıslattığınız sudan tamamen kurtarın. It would be nice to cook bone broth with chickpeas. Nohutları kemik suyuyla pişireceğiz. In a suitable pot, add the chickpeas. Uygun bir tencereye nohutları ekleyin ve kemik suyunu süzerek ekleyin. Add the juice bone. Nohutu tavuklu da yapabilirsiniz. Tavuk suyuyla pişirirsiniz. When it boils, it bubbles, I need to blow. Kaynayınca çıkan köpüğü almak gerekiyor. Wash and cook the chickpeas. Soak the chickpeas in water a day. Do not throw. Be very careful, cook. Prepare to be the same size as the meat and chickpeas. Nohutla aynı boyda olacak şekilde etler hazırlıyorum. Mushroom with chicken or simply you can cook the way. Evet, nohutu tavuk etiyle de yapabilirsiniz. Ana eti daha güzel oluyor. Nohutla beraber etlerimiz pişecek. The onion peeling and preparing. Soğanlar soyulup hazırlanıyor. Nohutu pişirdiğimiz suyu atmayacağız. Pişen suyla pişeceğiz. So much for being here. Personality is being used. 200 dishes that are made of material. Will it be enough to put an onion for your dinner at home? Burada yaptığım yemek 200 kişilik olduğu için malzememiz bu kadar fazla. Evde yaptığınız yemeklerde bir tane soğan koymanız yeterli olacaktır. Chop the onion in small cubes. Küçük şekilde soğanları doğruyoruz. After doing this job for 10 years in this way you can be professional. On sene boyunca bu işi yaptım. Defalarca elimi kestim. Dikkatli bir şekilde doğruyoruz soğanları. Liquid is added to a liter of sunflower oil onions. 1 litre yağ kullandım. It needs to cook for 15 minutes or so. 15 dakika kadar soğanların iyice pişmesi gerekiyor. Aralıklarla karıştırarak 15 dakika kadar soğanları kavuruyoruz. Remove the seeds of the pepper. Biberlerin çekirdeklerini çıkartın. You can use cayenne pepper. Acı biber, kavya biber kullanabilirsiniz. Chop the peppers with the onions to the same size. Biberleri de soğanlarla aynı boyda doğrayın.
I'm getting hold the chopped peppers. Biberleri bir kaba alıyorum. Birazdan soğanların içine ekleyeceğiz. Peel the tomatoes. Domatesin kabuklarını soyun. Be careful to choose the hard and red tomatoes. Sert ve kırmızı domatesler seçmeye dikkat edin. Domatesleri kuşbaşı şekilde doğruyoruz. Cook the peppers with the onions. Biberleri soğanların içine ekliyoruz. Beraber pişireceğiz. Make sure it is fully cooked. 15 dakika soğanlar bir pişti. Biberlerle beraber bir 5 dakika daha pişecek. Cook for about 5 minutes. Aralıklarla karıştırıp pişirin. Add the salt. Tuz ekleyin. Add crushed red pepper. Pul biber ekleyin. Add black pepper. Karabiber ekleyin. Add tomato paste. Domates salçası ekleyin. Mix thoroughly. İyice karıştırın. Biraz un ekleyin. Flour at cold water stir and turn off the fire. Soğuk su ekleyip karıştırın ve ocağı kapatın. Mix thoroughly. Add the tomatoes, chickpea. Domatesleri ekleyin, karıştırın. Add tomato paste mixture, stir and bake an hour at low heat will be ready to cook more. Hazırladığımız salça karışımını ekleyip karıştırıyoruz. Kısık ateşte 1 saat daha pişireceğiz. Chickpea dinner ready and brewed. Hazır yemeğimiz. Serve with rice. Pilavla beraber servis ediyoruz. Yanında bir de turşu. Make the pickles next to have sex with. Do visit my YouTube channel. Nohudu pişirdiğimiz suyla hazırladık. Subscribe to my channel, follow my recipes and other. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. I would like to thank you for watching the video.